Berekatın olsun ve hayır olsun cemiyen. İnsan hayatın sonuna gelince son nefeslerde Allah muhafaza etsin. Şeytan karşısına gelip onu son nefesinde imansız çıkarmak ister. Onun gösterdiği hak diye gösterdiği batıldır. Batıl da haktır. Yani şeytanın gösterdiği insanı cehenneme götürür. Onun son nefeste imanla çıkmak için dünyada iyilik yapması lazım. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yapması lazım ki inşallah imanla çıkar. İmanla çıkması için de dediğimiz gibi namazlarını bir yola tabi olması lazım, bir mezhebe tabi olması lazım ki şaşırmasın diye. Şimdiki şeytanın oyunu daha insan tabi son nefesine gelmeden önce tabi iman İslam'ı kötülemek değil de şüphe düşürmek insanlara. Kalplerine şüphe düşürüp bu iyidir, bu kötüdür, bu doğru değildir. Sen ne mezhebe tabisin, ne için tarikata tabisin diye onlardan soğutmak, onlar böyle bir şey yok deyip onlara iyi bakmamak. İyi bakmayınca da işte son nefesinde şeytanın eline düşmüş olur. Onun için mezhep, yani tarikatı olmasa insanın mezhepte muhakkak olması lazım. Dört mezhepten birisi. Çünkü başka şimdi tabi olacağımız mezhepler çoktu tabi Peygamber Efendimiz'den sonra vardı. Yani her sahabe bir mezhep sayılırdı. Ama ondan sonra azala azala bu hak olan dört mezhebin dışında olan kabul olmaz. Yok çünkü varsa tabi olabilirsin ama onun dışında yok. Ehl-i sünnet ve cemaatine mezhepler bunlardır. Şimdi onları bırakıp şeytanın en büyük düşmanı onlardır. Çünkü onlar kalelerdir. İnsanı muhafaza eden imanımızı muhafaza ettiğimiz kalelerdir onlar, mezhepler. Ben Kur'an'dan bakarım, şuradan bakarım, ben kendi kafama göre yaparım dersen, sen son nefeste şeytanın eline düşersin. Başka şey, cehennemlik olup gidersin, Allah muhafaza etsin. Çünkü bana iman edip eder, şeytan elinde suyla, mesela bu insan son nefesinde susar, iyice susar. Bana iman edersin, bu suyu veririm deyse sana. Tabi dünyada kendi kafasına göre yürüyen insan o tuzağa düşer. Ama kalesi kuvvetli olan insan muhakkak oradan onu rahat geçer. Yine o tuzağa düşmez. Allah muhafaza etsin. Bugünkü dünyamızın hali böyledir. Müslümanlar büyük bir tuzağa düşürülüyor. Kendilerini hak yolda zannediyorlar. Halbuki
batıl yoldadırlar. Allah muhafaza etsin. Allah imanımızı muhafaza etsin. Son dakikamızın imanından çıkalım inşallah. Onun Allah'a tevfik. El Fatiha.